Erzincan'da hayvan üreticisi olan Ferhat Kaya İl Tarım Müdürlüğü'nün iddiasına göre fazla hayvan üretimi yaptı ve bunun için 32.500 lira para cezası aldı. Aynı zamanda Ferhat Kaya hapis cezasıyla da yargılanacak. Şimdi olayın gelişmelerini, ayrıntılarını öğrenmek için hemen Ardahan'a dönelim. İlyas Gümrükçü Ardahan'da bizi bekliyor. Yanında da Ferhat Kaya var. Sözü İlyas Gümrükçü'ye ve konuğuna bırakıyoruz. Evet, Ardahan'dan tekrar merhaba. Arkamızda görüyorsunuz dağınık ve değerli izleyiciler. Ardahan Ovası'ndayız. Hayvancılığın yoğun olduğu yer. Ama bazı usulsüz şeyler de gelişiyor. Ferhat Kaya o usulsüz vakalardan biri diyelim ve sözü ona bırakalım. Siz de söylediniz, ne yapmıştı Ferhat Kaya? Fazla hayvan ürettiği, beslediği iddiasıyla 32.500 lira ceza aldı ve Asli Ceza Mahkemesi'nde de yargılanacak. Şimdi ona sözü bırakalım. Nedir bu cezanın özü Ferhat Kaya? Biz Ardahan Tartu bölgede mera hayvancılığa dayalı hayvan. İşte yaz meralardan faydalı. Yunus kışın ise hayvanlarımızı içeride besleyerekten hayvancılık yapıyoruz. Köylerimizde her bir işletmenin hayvan kapasitesi var. Meraya çıkaracak hayvan kapasitesi. Şimdi köydeki işletmelerimizin sayısı hesap edilerekten benim fazla hayvan çıkardığım gerekçesiyle hem 32.500 lira para cezası kesildiği gibi hem de hakkımda ceza davası açıldı. Şimdi şöyle sorsam, gerçekten o İl Tarım Müdürlüğü'nün belirttiği hayvanın üzerinde bir hayvan mı beslediniz? Onların belirttiği hayvan üzerinde hayvan besledim, doğrudur. Fakat yine bir madde var orada. Diyor ki işte köydeki işletmelerin kontrolü sağlanır. İşletmesinde hayvan barındırmayan insanların mera hakları hayvan besleyen insanlara pay edilir şekliyle bir madde var orada. Sonuçta bu yasal. Bu yasal, evet. Ve aynı zamanda yani mesela bizler Tarım Kredi Kooperatifinden hayvan almışız. İlk başta mesela borçlandırırken bize söylenseydi işte köyünüzde bu kadar hayvan beslersiniz, biz o hayvanları almazdık ve borçlanmazdık. Şimdi bu şekliyle İl Tarım Müdürlüğü yani burada birden çok eksik yapıyor. Yani eksiklerinden birincisi işte köydeki işletmelerin kontrolü sağlanıp işte kaç işletmenin hayvan beslediği tespit edilmemiş. İkincisi yani biz meralar aslında doğru hesap edilmemiş. Daha fazla hayvan beslenebilir. Evet. Üstün körü yapılmış. Bunun dışında ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu süreçte yani Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına da uyduk. Bir karış yer bırakmayın, ekilmedik, biçilmedik diye üretime katkıda bulunuyoruz. Yani bugün Türkiye'de en ucuz şey et ise eğer bu üretim sayesindedir. Burada diğer bir tarafta yani bu idari bir konu olmasına rağmen sadece ceza kesmekle yetinmemişler. Bir de hakkımızda ceza davası açılmış. Bundan muhtemelen hapis cezası da alabiliriz. Gerçi yani yargı neye karar verir bilmiyorum ama yani tamamen yasal, alnımızın teriyle, emeğimizle, çoluğumuz, çocuğumuzun katkısıyla, emeğimizle yaptığımız bir işi bize zehir etmekten, bizi üretimden, ki ben koyunlarımı sattım son haliyle, artık uğraşamadım. Üretimden koparmaktan başka bir şey değil bu. Ama bir taraftan da hükümet Üretelim diye diyor. Evet. Şimdi siz de şöyle söylediniz. Dediniz ki işte örneğin ben 30 hayvan besleyebilirim ama köyde üretim olmadığı için yasal hakkım onu 60'a çıkarabilirim falan. Evet. Bu da yasal. Peki böyle ya durumlarda olan başka vatandaş var mı? Sizin köyünüzde örneğin. Şimdi bizim köyümüzde aslında bizim bu şikayetin konusu muhtarla olan aramızdaki polemiklere dayalı. Köy muhtarının şikayeti üzerine böylesi bir ceza kesildi ve dava açıldı. Fakat başka köylerde de var mı çok fazla bilmiyorum. Zaman zaman duyuyorum ama yani bu şekilde ceza davası açılan falan duymadım hiç. Ceza yiyenler var. Peki itirazda bulundunuz mu İl Tarım Müdürlüğü'ne? Ceza bugün bana tebliğ etti. Yarın itibariyle İl Tarım Müdürlüğü'ne bulundum.
sözlü evet. olarak bulundum. Fakat onlar cezayı yine de kestiler. Kendileri işte aslında bir hata yaptıklarını anladılar ama bir kere cezayı kesmiş oldular. İptal diye demiyorlar. İşte itiraz sürecinde ne olur bilmiyorum. Yarın itibariyle sulh ceza mahkemesinde itiraz hakkım var. Oraya itiraz edeceğim. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Bir çağrımız yani, var mı burada? Bir çağrımız yani ülkemizin geçtiği demin de belirttiğimiz gibi zorlu koşullarda kurumlar arası bir kopukluk. Böyle liyakatsızlığa dayalı işte iş güzel yöneticilerimizin olması. Zaten dolardı, işte faizdi, hayat pahalılığıydı derken bir de bu tür dezavantajlarla karşılaşınca yani tamamıyla artık bırakayım. Lanet üreticide olsun, üretmekten soğuyor, üretimden kopuyor. Demin de belirttiğim gibi ben yani hayvanlarımı satmak zorunda kaldım. Yani ben bu yaştan sonra bir daha git ceza davası ile yargılan, git işte 33 bin lira ben kazanmadım ki bunu ceza olarak devleti geri ödeyeyim. Onun için üretimden koparıyor. Peki, çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, bu sadece Ferhat Kaya'nın başına gelen değil, birçok yerde de duyduk bunu. Yani o liyakatsiz ya da işgüzarlık sonucu buralarda bu tür olumsuzluklar yaşanıyor diyoruz ve buradan ulusal kanun olarak yetkilileri göreve çağırıyoruz diyoruz ve Seda sözü tekrar size bırakıyorum. Evet, İlyas Gümrükçü teşekkür ediyoruz. Ferhat Kaya ile birlikte Ardahan'dan bizlere bağlandı. Hayvan üreticisi olan Ferhat Kaya İl Tarım Müdürlüğü'nün iddiasıyla birlikte 32.500 lira para cezası aldı. Hapis cezasıyla da yargılanacak. Derdini meramını ulusal kanal aracılığıyla da anlatmış oldu. Yetkililere de seslenmiş oldu. Haber